Merhabalar, yeni bir proje ile karşınızdayım yine. 3 farklı renkteki ipten kombinasyon yapacağız. Ünlü bir markadaki bir çalışma var, bir bayan hırkası. Süperlana midi ipin 3 ayrı rengini kullanarak çalışmışlar. Ben de şu anda Süperlana midinin sadece bu kırçıllı grisi var. Bu Süperlanası. Bu da lame ip. Markaları söylemiyorum. İnternete yazınca zaten çıkar. Normalde şu midinin koyulu açıklığı ve Süperlana midi lüks siyah olmak üzere. Üçünü kombinasyon yapıp bir model çalışmışlar. Bir tane izleyicim de onun yapılışını bulamamış. Ben de göremedim açıkçası. Dergilerinde varsa da bilmiyorum. Ben karşılaşmadım. Bilenler varsa söyleyebilirler. Şimdi bu örneği hırka, yelek, ceket, bebek örgüsü, farklı renklerde bebek örgüleri, battaniyeleri her şeyde uygulayabilirsiniz ve değişik bir teknik göstereceğim. Ben yapabildiğim kadarıyla çözdüm. Umarım doğrudur ve faydalı olur. Şimdi lame ipim benim ince olduğu için aynı kalınlığı yakalamak adına iki kat olarak hazırladım. 3 no tığ kullanıyorum. Önce projemin genişliği kadar zincir çekiyorum. Burayı herhangi bir hırkanın, ceketin lastiği ve kenarıymış gibi yine uygulayacağım, her zaman olduğu gibi. Şöyle birkaç tane ilmek atlayarak şurayı trabzan olarak uyguladım. Modelimiz anlaşılır olduğu için siyah rengi değiştirmiyorum. Anlayacaksınız, çok kolay çünkü. Sadece bazı püf noktaları var. Ve burada zincir çekmeden trabzanla örgü başlama tekniğini daha önce göstermiştim. İpim siyah olduğu için onu göstermiyorum. Yukarıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Yani böyle zincirli değil de direkt trabzan ile istediğiniz uzunluğa kadar örgüyü başlayabiliyorsunuz. İlk sırayı projemin genişliği kadar böyle ikili trabzan olarak örüyorum. Siz başka tarzda bir lastik de tercih edebilirsiniz. Hiç bilmeyenler için de söyleyeyim. İpi doluyorum. Sıradaki zincirden alıyorum. Ve şöyle bir ve iki kere de ikili ilmekleri topluyorum. Buna biz ikili trabzan diyoruz. İki sıra bu şekilde örelim. Bu örneği kenarına herhangi bir lastik çalışmadan da yapabiliyorsunuz. Sıramızın sonuna geldiğimizi farz ediyorum. İki zincir ile yukarıya doğru çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanımın üzeri. Ve şuradan yine bir sıra daha ikili trabzana çalışıyorum. İkinci sırayı tamamladıktan sonra üçüncü sırada sıra başını sanki bir yeleğin hırkanın ön yan lastiği gibi düşünmenizi istiyorum ve o yüzden şöyle 2 3 4 5 6 adet iyidir. Şurayı bir lastik kenarı olarak düşünmenizi istiyorum. Şimdi zemin uygulamamıza başlıyoruz ve çok kolay. Siyah ip gözükmedi diye düşünmeyin. Daha önce de söyledim ve buna başlarken bir zincir çekiyorum. Ve çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce bu ipin renklerini araştırırken Google'da tevafuken karşıma bir zincir çek, bir tane trabzanı atla. Bir tane görsel çıktı. Görsel benim son zamanlarda çok izlediğiniz mavi Alize'nin ipiyle çekmiş olduğum değişik lastik modeli vardı. Bir tane atla. O görseli tıkladığım zaman ekranlardan aşina olduğunuz bir bayandı. Onun YouTube sitesindeki bir videonun anlatımına gidiyor arkadaşlar. Böyle kafes yapıyoruz. Bir zincir, bir tane trabzanı atla sıradakinin üzerinden. Yani buna ne gerek vardı diye düşünüyorum. Bir mana veremiyorum. Şu an yapanlar var biliyorum. Güzel bir görsel bulduklarında koyup kendi sitelerine alakasız başka bir tarife yönlendirenler var. Ben bununla karşılaşıyorum zaten. Ben şu an mesaj attım, cevap bekliyorum. Kısa da bir video çektim bununla ilgili. Geriye dönüş veya herhangi bir şey olmazsa da söylemekten çekinmeyeceğim. Yani yapılan hoş bir şey değil diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bu şekilde. Zeminimiz bu. Bir zincir, bir atla. Bir trabzanı atla, sıradaki trabzanın üzerinden bir kafes. Kafesleri örerken sıra sonunu göstereyim. Sıra sonuna geldiğim zaman ipim önde oluyor dönüşlerde. Kenarın düzgün olması için bu bir püf noktası. 2, 3 ve 4 zincir ile
Şu alttaki kafesin üzerinden, trabzanın üzerinden bir zincir. Tepelerinden alarak sıra sonunda lastiği çalıştıktan sonra dönerken ipim önde olacak. Şöyle. Ve bu şekilde iki zincirle yukarıya çıkarsak şurası muntazam oluyor. Sonrasında diğer trabzandan devam ediyoruz. İp arkada olursa güzel olmuyor. Altı adet lastiği ördüm. Daha sonrasında bir zincirle kafese devam ediyorum. Zemini tamamladım. Lame ipi ütüleyebilirsiniz. İçerisinde şu simler olduğu için uzamıyor. Bu lame ipi makrame ipiyle karıştırıp incili abiye bir çanta yapmıştım ve çok da beğenmiştiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Ekranda ara ara yukarıya çıkan bağlantılar olacak. Orada i harfi var sağ üst köşede. Ona tıkladığın zaman bağlantılarımın bütün dökümünü görebiliyorsunuz videonun üstünde. Görsellerini görebiliyorsunuz. Videoları izlerken lütfen etrafına, açıklamalara, alt kısımlara dikkat ediniz. Bu Instagram'da dahil pek çok sosyal platformdaki bir eksiğimiz. Açıklamaları veya bilgileri yeterince okumuyoruz ve orada yazanları tekrar tekrar soruyoruz. Veya eline hiçbir ipi, hiçbir örgüyü almadan, elini sürmeden insanların el emeklerini yayınlayarak takipçi elde edip reklamlarla para kazanan insanlar var ne yazık ki. İzinli veya izinsiz yapanlar var. İzinli yapanlara lafım yok ama kendi görsellerimle de ben karşılaştım. Takipçi sayısı Instagram'da benim düşük gözüktüğü için sanırım küçük bir sayfa gibi görüyorlar beni bilmedikleri için. Oysa ki ben oraya yönelmediğim için öyleydi. Şimdilerde yöneliyorum. Ve videonun başında da bahsettiğim mevzu biliyorsunuz. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Ve emek veren arkadaşların görsellerine, videolarına yeterince yorumları ve bağlantıları lütfen sağlayalım. Şimdi birinci zeminimiz hazır. İkinci aşamaya geçiyoruz. Şu ip midi ipe göre birazcık daha ince. Ve bu zeminimi ben iki kat çalışacağım. Bu ipi iki kat yapıyorum. Geniş yuvası olan. Bu da özel bir iğnedir. Setlerin içerisinde bulunur. Şekli oluşturuncaya kadar bayağı bir çabaladım. Şöyle birinci kafesin yanındaki trabzanın içinden ilk önce iğneyi geçiriyorum. Şuradan 1 ve 2 kafesi atlıyorum. Üçüncüden diğer kafese çıkıyorum. Şimdi 2 taneyi atladık ve buradan çıkarttık. Burada kafa karıştıran bir şey olmuştu. Şu atladığım kısım. Şimdi buradan çıkınca çıktığım delikle birlikte 1 ve 2'yi atlamış 3.'ye girmiştim. Onu devam ettireceğim. Şu kafesten çıktınız. Sıradaki kafesi atlayın. Diğerinden böyle geçin. Şu aradaki tek kafesi atlayın ve şöyle geçin diğerinden. Bir tane atlayın. Boş geçin. Üçüncünün içinden. Bir tane atlayın. Böyle. Yani şu girip çıktığımız kısımların arasında aslında 3 kafes var ama başı ve sonu var. Şunu atlayacağım normalde ama sıra sonu olduğu için böyle içinden geçirip bırakıyorum ve çekiyorum ipimi. Eşit aralıklarla ipi geçirmiş olduk. Karıştırmamak için arkadan kontrol edebilirsiniz. Hepsinin arasında birer adet kafes atlamış durumdayız. Tamamen boş olarak. Şimdi bu sırada kaydırma işlemi yapılacak. Şuradan yine trabzanın içerisinden alayım ipimi. Burada kaydırma işlemi yapacağız ikinci sırada. Eşit olmayacak bunlar. Şu aralara gelecek şekilde yapacağız. Bu defa ilk kafesin içerisinden geçiyorum. Yine şu sıradakine atlıyorum. Şunu atlıyorum. Üçüncüsünün içinden. Bir tane atla. Diğerinden. Bir kafesi tamamen boş atlıyoruz. Bir ve üçüncü kafesin içerisinden ipi geçiriyoruz. Bir tane kafesi atla şunu. Diğerinin içinden geç. Atla, içinden geç. Bir tane atla ve içinden geçir.
Bunu da çekelim. Ne bol ne de kasacak şekilde, düzgün bir şekilde ipi içerisine oturtuyoruz. Bloklar halinde, çizgi bloklar halinde kaydı bakın. Lastik kenarındaki kafeste ipim kaldı. Bunu istersem şu alttan geçirip şuraya trabzanın ortasına takabilirim ya da böyle dışta azıcık gözüksün istiyorsanız böyle de geçirebilirim üstten. Yanındaki trabzanın ortasından geçireceğim. Bir üst sıradaki trabzanın içinden çıkaracağım. Ağır ağır gösteriyorum ki yanılmayın diye. Yani şurada olsa da olur, olmasa da olur. Gerek yok. Ne yaptık? Yine sıra başındaki duruma geri döndük. Şu ilk trabzanın ortasından ipi çıkarttık. Aynısını uygulayacağım. 1 ve 2 adet atlayacağım. Şöyle başladım. İçinden geçirdim. Bir taneyi atla. İçinden geçir. Bir taneyi atla. İçinden geçir. Bir atla. Ve ilk sıradaki gibi sıra sonundan trabzanın içinden geçiriyorum. Çünkü atlayacak kafesim yok artık. Bunu da çekiyorum. Aynısını tekrar yaptık. Şu blokların hizasında aynısını oluşturduk. Şimdi tekrardan ikinci sıranın aynısını burada yapacağım. Orayı son kez göstereyim. Trabzanın içinden sabitledim ipimi. İlk kafesin içinden geçiriyorum ve şimdi artık birer adet kafes atlayarak tel geçer gibi bir atla. Daha uzun iğne de kullanabilirsiniz, yorgan iğnesi gibi bir atla. Şunu tek atla yine ve çık. İkinci aşama bu. Bütün örgünüzü bu şekilde dolduracaksınız. Evet, aşama aşama ilerliyoruz. Sakin sakin. Yalnız çok zengin duruyor. Çok güzel duruyor. Yani şu üçüncü aşamayı bile yapmayın. Sırf bu haliyle bile, hatta şu gri yerine siyahın içerisinde ebru'lu kekipler, ebru ipler, vals ipler, böyle renk geçişli, renk ambiyansı, yoğun iplerden çok güzel bir renk cümbüşü oluşturabilirsiniz veya böyle çok ağır bir cekette çalışabilirsiniz. Şu haliyle bile ben beğendim. Üçüncüsü aşamasıyla uğraşmak istemeyenler böyle bile bırakabilirler. Hatta böyle bırakmak isteyenler şuradaki kafesi hiç bir tane atlamadan sıra sıra yapar geçerler. O zaman şu ipler de daha böyle yatışmış vaziyette durur. Üçüncü aşama beni çözerken yoran aşama. Şimdi üçüncü aşamaya geçmeden önce ben şöyle bir değişiklik yaptım. Orayı tekrardan çekmeme gerek yok. Sadece söyleyeceğim. İlk denememdeki kafeslerim daha büyük yapmıştım. Şu ipi iki katta denemiştim. Tek katta denemiştim. Hepsi eşit olmadığı için bunu yaptım. Siz aynı kalınlıktaki iple yaparsanız zaten böyle bir sıkıntınız olmayacak. Ben sonuçta sunmak için en iyisini size anlatmak zorundayım. Burada benim kafeslerim daha küçük oldu şuradakine göre. Öyle olunca model boğulmasın diye şu aradakiyi biraz önce iki kat geçirmiş olduğum İpi tek kat olarak değiştirdim. O da modelin boğulmaması sizin daha iyi anlamanız için. Şuradan da bakın, daha önce denediğimde zeminde başka bir siyah var. Şu lameyi tek kat koyup başka bir siyahla karıştırmıştım. Şöyle tek kat denemiştim, iki kat zaten denemiştim. Burada bir fark var. Yatay olarak yaptığımız dikişleri dikey olarak yapacağız. Ama biz burada kafes atlamadan bunu yapacağız. Şuradan başlıyorum. Zaten şu delikler boş kalmıştı. O yüzden önemli değil. Burayı atlıyorum. Şu anda atlıyorum. Şuradan başlıyorum. Ortasından başlıyorum. Yine trabzanın içerisine ipimi sabitleyeyim. Şu uzun bloğun ortasından şu alttaki kaydırmış olduğumuz diğer bloğun uç noktasına. Burası benim tek sıra kafesim. Şöyle boydan boya aynı hizada. Böyle geçiyorum. Onun üzerinden şunun ikisinin üzerinden geçiyorum. Siyahtan tekrar çıkıyorum. Böyle delikleri görün diye ben tek kat yaptım. İki kat daha da dolgun olmuştu. Şimdi yine bunun ortasından şu alttakinin uç kısmından bir daha çıkıyorum.
Yukarıdan aşağıya birer kafes atlamış oluyorum aslında. Yine bakın, uzun olanın ortasından, ortasındaki boş kafesin hizasındayız. O kafesi dolduruyoruz. Şunun ucuna denk geliyoruz. Orası önemli değil. Siz böyle tek sıra halinde aynı hizada alt kısma kadar böyle inin. Zaten iki ayrı sırada çaprazlama olacağı için geçişler sadece iki tane başlangıcınız olacak. İlkini yaptıktan sonra diğeri kolaydır. Bu kafeste sonlandırmıştık. Hemen yandaki kafesin ortasına atlıyorum. Karıştırmamak için tersten geçebilirsiniz böyle. Hemen yandaki kafese atladım. Sabitleyebilirsiniz bu şekilde. Yani şuradayım. Kafesime çıkıyorum. Bu defa yine bu kafesten diğer geniş kafesin ortasına siyahtan çıkıyorum. Şu ipleri biraz gerdirebilirsiniz. Bol olursa güzel olmaz. Biraz böyle gerdirin. Onu ayarlarız birazdan. Yine sıradaki bir kafese atlayarak diğer geniş bloğun ortasındaki boş kafesten çıkıyorum. Biraz önceki yaptığımı çaprazlama yapmış oluyorum. Şu çubuklar var ya, şimdi aralara kayıyor. Şu aynen alttaki kaydırma gibi oluyor. Yine şunun ucu bu ipin ortası oluyor. Böyle kaydırıyorum. Geçiriyorum yine birer kafes atlayarak. Yine yan kafese geçtim. Burada artık sıra sıra ilerliyorum. Yine böyle iki sıradaki rengi geçirdikten sonra böyle. Tekrar iki rengi geçiriyorum. Böyle. Şu uzun ve kısa olanlar altta kalıyor. Sadece sırasını kaydırmayalım. Aynı sıranın kafesi olsun. O önemli. Ve burada da hemen karıştırmamak için şöylece yana da çıkartıyorum. Yandaki kafesin ortasına çıkartıyorum ki biraz sonra kafam karışmasın. Hemen geçerek çekiyorum. Evet, alttaki ip tek kat kalınca biraz cılız kaldı. Şurada altta iki katta o ip. Daha belirgin bakın. Kafeslerim daha büyük. Buradan aynı şekilde devam ediyorum. İlk sırada olduğu gibi şunun ikisinin üzerinden geç. İkisinin üzerinden geç. Yani bir sıra kafesi birer atlayarak böyle. Elinize alışınca çok kolay. Sadece ilk yapışta biraz kafa karıştırıyor. Yine son kez şurada göstereyim. Tekrar yan kafese geçiyorum. Burada artık hiç atlamıyorum sürekli. Zaten kaydırdığımız için yan taraftaki bloğu dikişin daha doğrusu orta kısmına denk geliyor. Böyle yine. Şuradan yine. Siz bunu böyle yaptıkça kendi kendine zikzak bir görüntü ortaya çıkacak. İşin tekniği, mantığı bu. Püf noktası şunların çaprazlama olarak yerleşmiş olması. Size şimdi son püf noktasını da vereyim. Ondan sonra devam edeyim. Bu görüntüyü, şu blok blok zikzak görüntüsünü oluşturmak için buradaki en önemli püf noktasından birisi bu iplerin çok gergin durması, dümdüz durması gerekiyor. Bakın farka. Burası kalemle çizmiş gibi geometrik bir şekilde gözüküyor. Bol olduğu zaman dikiş gibi gözüküyor. Görsel açıdan en büyük püf noktasından birisi bu. Çok fark ediyor. Bu şekilde çektirin ipleri. Evet, en sevdiğim kısımdayım.
Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şu anda burada harika gözüküyor. Çok zengin bir duruşu var. Evet, en sevdiğim kısımdayım. Sahne kısmı. Uğraştıktan sonra inanın şu küçücük parçayla bugün oldukça uğraştım. Eminim siz daha güzellerini yaparsınız. Şöyle bir hırka ceket yaptığınızı düşünün. Tabii ki de temsili benim düğmelerim. Şöyle daha küçük, daha farklı düğmelerle. Çok güzel bir hırka, ceket. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Bu örnek, bu model çok yerde değerlenir. Ebru'lu renkli iplerle söylediğim gibi yazlık örgüler bile yapabilirsiniz. Şöyle dokusu, kilim dokusu gibi bir güzel yapı oluştu. Tersi de böyle gayet temiz, dikiş şeklinde. Çok faydalanacağınızı umuyorum. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Tekrardan şuradaki ilk kaba taslak denememdeki şu kalın kısmı göstermek istiyorum. Bu bizimki oldukça ince ve kibar oldu. Evet, değerlendirin hanımlar. Yorum kısımlarında videonun altında lütfen yorum yapmayı esirgemeyin. Dönüşlerinizi bekliyorum. Emek veriyorum. Sizlerle iletişimde olmak bana iyi geliyor. Facebook, Instagram, Pinterest ve YouTube'dan hobi mühendisi olarak Emine Toker olarak takip edebilirsiniz. Facebook sayfamda internetten alıntı pek çok model ve albüme ulaşabilirsiniz. Diğer el sanatları üzerine de pek çok çalışmayla ilgili paylaşım bulabilirsiniz. Günlük olarak takip edebilirsiniz. Instagram'da tamamen kendime ait fotoğraflarımı ve videolarımı yayınlıyorum. Sorularınız için DM veya Messenger'dan ulaşabilirsiniz. Bir başka projede görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.